Bizler bu çerçevede yaşadığımız sorunlara çözüm arayışı olarak Hazreti Peygamber'in örnekliğine, onun rehberliğine ve onun öğretmenliğine yeniden bir daha dönmeli ve bir daha okumalı, o satırlar arasına gizlenmiş olan hakikatleri bir kez daha bu neslin önüne çıkarmalı ve bunu bir an önce inşallah ortaya koyup halkımıza, gençliğimize ulaştırmalı ve gençliğimizi bu çerçevede inşallah Efendimizle, Kur'an'la, bizim gerçekliğimizle, bizim hakikatlerimizle buluşturmanın yollarını bulmalıyız. Farklı zamanlarda ve zeminlerde öğretmenlerle ilgili beyanatlarını bir daha okumalarını ve tutumlarını gözden geçirmelerini öneriyorum. Çok değerli katılımcılar, aslında hiçbir öğretmenin olumsuz şartları kalkan edinerek ilgili olduğu bireylerin öğrenmelerini kolaylaştıracak tutum ve davranıştan taviz vereceğini düşünmüyorum. Öğretmenlerin nitelikli meslek grupları içerisinde en az gelir grubuna dahil olduğu herkesçe bilinmektedir. Diğer özlük haklarıyla alakalı olumsuzluklar yok sayılmaktadır. Mesleki eğitim beklentileri karşılanamamıştır. Ve bu mesleki yeterlilik anlamında öğretmenlerin en büyük handikapıdır. Bütün bunların yanında özellikle dışa dönük ihtişamlı yapıların, okul binalarının yapılması, derslik sayısının artırılması, derslik ihtiyacına dönük önemli adımlar olarak değerlendirilebilir. Cenab-ı Hak öyle olmayı nasip etsin. Onun için onun o yüksek şefkat ahlakının Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oradan bize yansıması çok önem arz ediyor. Sen diyor, leter mi? Taşlama bir daha. Ama diyor, altına düşenlerden yiyebilirsin. Sonra başını sıvazlıyor. Yani tili bir şefkat gösterisinde bulunuyor. Sonra bahçenin sahibiyle beraber gidiyoruz. Öğretmenler bize bir gün yetmez gerçekten ama usulen bir gün belirlenmiş. Hepiniz gönüllerin tacısınız, baş tacısınız. Gerçek öğretmenler, gerçek eğitimcilersiniz. Hepinizin yüzü günün mübarek olsun, mutlu olsun. En güzel gününüz istediğiniz şekilde olsun. Diğer günleriniz de hep sonra tabi olsun inşallah. Değerli misafirler, şimdi kelam alimi Cenab-ı Hakk'ın la mekanlılığını izah edince, işte yerde değil, gökte değil, sağda değil, solda değil, Bektaşi demiş, aslında babalık yok diyecek de dili varmıyor demiş. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Cedi Hocam çok önemli bir projenin devamından, uzantısından falan bahsetti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sürekli gündemde tutmamız gerektiğinin lüzumunu, gereğini, vücubunu izah etmek için arz ediyorum. Yavaş yavaş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce işte sıradan bir vatandaştır. O da bizim gibi bir insandır. Ondan sonra yani zamanlarına hata da yapabilir. Nitekim yapmıştır. Şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır. Ya her söylediği doğru olmayabilir aslında. Her konuda da örnek alınacak bir durum yoktur filan diye böyle yavaş yavaş gündemimizden çıkararak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir merci, bir kaynak olmadığı hususunu bize yavaş yavaş kabul ettirmeye, benimsetmeye gayret ediyorlar. Proje bu. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili hiçbir şey söylemeye gerek yok. Allah en güzelini söylüyor. Habibim, inananlara söyle. Gerçekten beni seviyorlarsa sana uysunlar. Şu ayet-i kerime tek başına dahi sevgili misafirler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymanın lüzumu, gereği hakkında çok önemli ipuçları veriyor bize. Habibim, İnananlara söyle, beni seviyorlarsa, yani biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymak zorundayız. Bunlar bizlere ve insanlara, ya bizim kökümüz olursunuz ya da ölürsünüz dayatması da bulunmakta ve kendi uydurdukları bu rahmeler uğruna bütün dünyayı yakıp yıkmaktadırlar. Biz, milli şuur sahibi insanlar olarak, Müslümanlar olarak, İnsanlık halini olarak azınlaşarak bütün dünyayı felakete sürükleyen bu kesimlere karşı mücadele görevimizi bir
öğretilerimiz yanlış eğitim müfredatlarıyla ifsat edilmekte. Üretilen yeni bir bunlarla inanç köklerinden ve tarihinden koparılmakta ve yumuşak lokma haline getirilmektedir. Nesillerimizi ifsat etmek için yürütülen bu sinsi çalışmalara karşı en duyarlı olması gereken kesim şüphesiz eğitim ve öğretim işiyle uğraşan öğretim görevlileri, öğretmen ve eğitimciler olmalıdır. Bu camianın duyarlılık ve hassasiyetlerini dikkate alacak ve azınlaşan ifsatçılara karşı caydırıcı bir güç olmalarını sağlayacak şuurlu bir yapıyı oluşturmak önemli bir görevdir. Bu görev 12 Eylül'e kadar meteoroloji öğretmenlerden değil, daha sonra da 1989 yılında kurulan Öğretmenler Vakfı'yla yerine geçecek.